if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. Savaş bittiğinde herkese yepyeni bir vlogdan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir vlogla günü başlatıyorum. Kahvaltımı yaptım. Kahvaltıyı hazırlarken bugün bir vlog çekeyim istedim. Normalde öyle bir planım yoktu ama bugünü böyle bir vlog günü ilan etmek istedim. Dediğim gibi kahvaltıyla güne başladık. Gayet enerjik bir şekilde başladık. Bugün geç uyandım. İlk defa uzun zamandan beri bu kadar geç uyandığım bir gün oldu. Şimdi bugün normalde vlog yüklemem gerekiyor. Yani yayını açmam gerekiyor. Onun düzenlemelerini yapıyorum. Bilgisayarım karşımda şu anda, hatta şöyle göstereyim. Bilgisayardaki işlerimi hallediyorum. Ondan sonra bir sonraki vlogumun editine oturdum. Onu da yapacağım şimdi. Sonra da günlük ev işlerimizi halledip günü bu şekilde geçiririz diye düşünüyorum. Keyifli seyirler. Yeni nevresim takımımı serdim. Daha doğrusu pike takımı demek daha doğru olur. Çünkü pike takımı olarak geçiyor. Bunu daha önce hiç kullanmamıştım. Yani daha doğrusu görüntüsü biraz daha genç kız modeliymiş gibi geliyordu bana. O yüzden çok böyle kullanmak nasip olmadı. İçimden gelmemişti ama serince çok güzel gözüktü gözüme. Böyle cicili biciliymiş gibi oldu. Bence yaz bitmeden kullanılabilecek bir takımmış. Aslında yazık etmişim. Çeyiz alışverişi videolarımda zaten bunu göstermiştim ama şöyle bir kez daha göstereyim. Floretta pike takımı olarak geçiyor. Özdilek'in bir ürünü bu arkadaşlar. Özdilek'in bir pike takımı. İçerisinden bir çarşafı, iki tane yastık kılıfı, bir de pike takımı çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkasındaki beyazlar benim kendi yastık kılıflarım. Böyle içerisinde beyaz puantiyeler vardı. O yüzden beyaz yastık kullanmak istedim. Bu şekilde oldu. Bence güzel de oldu. Yemek için tüm malzemelerimi çıkardım. Burada bulgurumu ıslattım. Bütün malzemeler burada görüyorsunuz. Şurada da barbunyam haşlanıyor. Ben de barbunyalarım haşlanırken böyle bir kil maskesi uygulamak istedim. Şimdi bunu birazcık bekleteceğim. Ondan sonra duşa gireceğim zaten. Sonra çıktığımda da yemek hazırlıklarına devam ederiz. Bugün gösterdiğim gibi menüde barbunya ve bulgur pilavı var. Terşehriyeli bulgur pilavı yapacağım. Ali'nin çok sevdiği bir şey değil ama barbunya'ya da bulgur pilavını yakıştırıyorum ben, açıkçası söylemek gerekirse.
Dediğim gibi birazdan da yemeğe koyulacağız. Önce bir duş alayım. Ondan sonra mutfaktayız. Duştan çıktım ve hemen elime kamerayı aldım. Duştan çıktığımı söylemek için. Şu an kaş sabitleyicisi olmadığı için kaşlarımda çok berbat bir durumda. Bu arada tripodumu nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Onu bulmaya çalışıyorum evin içerisinde. Galiba yatak odasındaydı. Bir de yatak odasına bakayım ve sonra yemeğe koyulalım. Ve barbunyayı yapmaya başlıyorum. Zeytinyağlı yapacağımız için biraz zeytinyağı ekleyelim. Soğanlarımı ekledim. Şimdi onları bir yağda kızdırıyorum güzelce. Hafif pembeleşince de bu sefer salçamızı ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Ve birazcık da kırmızı toz biber. Ve doğradığım, küp küp doğradığım patateslerimi ve havuçlarımı ilave ediyorum. Ve üzerine önceden haşlamış olduğum barbunyalarımı da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Yine bir tatlı kaşığı sarımsak tozu ve yarım tatlı kaşığı da şeker. Üzerine geçecek kadar sıcak suyu da ekledikten sonra şimdi kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Sırada bulgur pilavımız var. Şimdi terşehirli bulgur pilavıyla devam ediyoruz yemeğimizi hazırlamaya. Biraz yağ döktüm. Şimdi kızmasını bekleyelim. Terşehirliğimi ekliyorum. Biraz da tereyağı ekledim. Bulgur pilavımı da ekledikten sonra karıştırıyorum. Ve bütün yağlar hepsi birbirine karışsın. Ali bunu böyle çok renksiz bulacağı için ben bunu normalde şu anda salça koyacağım ama normal ben olsaydım salça koymadan da yiyebilirdim. Şimdi salçamı ve tuzumu ekledim. Üzerine sıcak suyumu da ilave ettikten sonra bunun da kapağını kapatıp olmaya bırakacağım. Aylar sonra ilk defa geç gelen kocamla akşam yemeğine evet. Artık oturabiliriz. Maalesef. İlk defa bu saatte geliyor. Gördüğünüz gibi bulgur pilavımı da barbunyamı da ortaya da şöyle yoğurt koyduk. Hazırladım. Şimdi artık yeme zamanı. Evet. Hadi yiyelim. Hadi. Hadi. Şimdi yemeğimizi yedik. Gördüğünüz gibi zaten birlikte hazırlamıştık. Bütün bulaşıklarımı yerleştirdim. Bulaşık makinesini çalıştırdım ve artık çıkacağız evden. Annemle babamı görmeye gideceğiz. Birkaç günden beri gitmiyorduk. Bayağı bir özleştik. O yüzden şimdi oraya gideceğim. Orada birazcık oturur sonra eve dönüş yaparız. Günü de o şekilde noktalarız diye düşünüyorum. Şimdi çıkalım. Müge Anlı izlediği için Ali, onun sesinden beni duyar mısınız bilmiyorum ama şöyle biker tight'ımı giydim altıma. Üzerime de bu şekilde bir Ali'nin tişörtünü giydim. Bu zamanlarda böyle tight'ın üzerine, biker'ın üzerine Ali'nin tişörtlerini daha böyle rahat yakıştırıyorum. Üzerime şurada da cebindeki rengiyle biker'ın rengi aynı olduğu için bu tişörtü tercih ettim. Şimdi dediğim gibi çıkış yapabiliriz. 20 kelimesi yapıyorum. Ellerine sağlık. 20 kelimesi istedim. Oluyor mu? Üçünü birden içeceğim. Sen yaparsın olmaz mı? Şu an mutfağa dağıttım zaten ben. Şuraya bak. Bu kadar dağınık değildi. Biz geldikten sonra dağıttık. Şimdi güzelce kavurdum buna. Şekerini ve suyunu da ilave ettikten sonra yemeğe hazır olacak. Yağ var mı? Tereyağı ekledim. Bir kaşık. İrmik var mı? Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı ekledim. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Üzerine de 2,5 su bardağı irmik ekledim. Şimdi şekeriyle suyu kaldı. Kavuruyoruz. Bakın yapıldı. İrmik helvası hazır. Babam bir irmik helvası yap da yiyelim dediği için normalde aslında planlarımızın arasında yoktu ama onun canı istediği için yaptım. Şöyle üzerine birazcık toz tarçın. İki tane de şöyle aslında bir tane ceviz. İki parçaya böldüğüm için iki dedim. Şöyle oldu. Aslında ben bu tatlıyı kışın daha çok seviyorum ama babam bugün istediği için yapmak istedim.
Sesten de anlaşıldığı üzere MasterChef izleniyor. Bilgisayarın karşısındayım yine. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Editim falan yarım kalmıştı. Bir de bir sonraki videomun da yüklemesini yapacağım. Bugün bir video koymuştum. Şu an sesim size geliyor mu bilmiyorum ama bayağı bir yüksek sesle televizyon izliyoruz biz. Sesim yerine ulaştı. Şimdi dediğim gibi bilgisayarın başındayım. Bir yandan da MasterChef izliyoruz. Bu sene ilk defa MasterChef izliyorum. Bu sene Survivor'ı da ilk defa izlemiştim. MasterChef'i de ilk defa izliyorum. Böyle yani bilgisayar başında işlerimi halledeceğim ve ondan sonra uyku moduna geçiş yapabiliriz. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Evet, uyanıldı, kahvaltı yapıldı. Mutfak tezgahımı güzelce temizledim, ocağımı da temizledim. Siz de zaten gördünüz, birazcık çektim o kısımları. Şimdi şöyle bir oturayım dedim, size merhaba diyeyim dedim. Arkadan çok güzel ışık parlıyor. Sizin başınızı birazcık döndüreceğim. Şöyle şu koltuğa geçeyim. Birazcık geç uyandım. Normalde erken uyanan ben televizyon karşısında pikeyi şöyle alıp da koltukta televizyonu izlerken bir anda mayışmışım ve uyuyakalmışım. Normalde saat 6'da uyanmıştım. Ama sonra şöyle bir 9 gibi bir uyuyakalmışım. 10-10.30 gibi uyandım. O yüzden geç bir kahvaltı yapıldı bugün. Bugün akşam yemeği menümüz yok evde. Çünkü arkadaşımıza gideceğiz. Kübra ile Hüseyin'e gideceğiz. Oraya davetliyiz. O yüzden akşam yemeği yok. Kahvaltımı güzelce yaptım. Akşama kadar bir şey yemeyi düşünmüyorum. Çünkü böyle misafirliklere gittiğim zaman olabildiğince aç gitmeye özen gösteriyorum ki yapılan her şeyin tadına bakayım diye. Çünkü hepsinin bir emek olduğunu düşünüyorum. Öyle. Sizinle şöyle bir kısa bir muhabbet yaptık. Şimdi ben bir yatağımızı da toplamadım, pardon. Yatağı toplayacağım. Ondan sonra edit yapacağım birazcık. Sonra da hazırlanırız. Bakın saçıma ne yaptım. Maşa. Normalde aslında saçımı ısıllı bir işlem uygulayacağım zaman her zaman düzleştiririm ama bu sefer maşa yapmak istedim. Ama böyle su dalgası gibi değil. Böyle bayağı bir bonus olacak derecede yaptım. Diplerden başladım. Normalde hep uçlarına yapardım düzleştirip de. Ama bu sefer böyle bir bonus gibi olsun istedim. Normalde de kıvırcıksın, niye böyle yaptın diyebilirsiniz ama çok böyle istedi ya canım. Önce düzleştireceğim diye geçtim ama geçen hafta düzleştirdiğim için böyle maşa yapmak daha mantıklı geldi. Şimdi bir saçımı güzelce bir toparlayayım. Ondan sonra hazırlanmaya başlayacağız. Sen hep böyle ben çekeceğim sırada mı geleceksin? Ha? Evet, şimdi şöyle bir beyaz elbise giydim. Galiba yazın artık son elbiselerini giyiyoruz arkadaşlar. Saçımı zaten size göstermiştim. Şöyle arkadan topladım. Filarla da böyle toka yaptım. Takılarımız tamam, makyajımız tamam. Artık çıkış yapabiliriz. Hazır mısın? Evet. Işık patlıyor arkandan. Neden? Çünkü saat 5'i geçti. Yani çıkmamız mı gerekiyor? Evet, artık çıkmamız gerekiyor. O zaman çabuk hadi. Geldim, buradayım. Şimdi makyajımızı çıkaracağız. Çok güzel bir akşam geçirdik arkadaşlarımızla birlikte. Yemeğe davetliydik zaten. Çok güzel bir balık yedik. Güzel mezelerimiz de vardı. Çok güzel bir akşam yemeğiydi. Sonrasında kahve, çay, tatlı derken baya doyduk. Acayip derecedeyim şu anda. Midem çok dolu. Kübra çok güzel şeyler yapmış. Buradan da eğer izlerse ellerine sağlık diliyorum. Öyle cumartesi akşamımızı bu şekilde geçirmiştik ama artık makyajımızı çıkarma saati geldi bence. Çünkü makyajımı çıkarıp hemen yatmak istiyorum. Çünkü iki cümle üst üste çünkü dedim galiba artık bitti enerji. Yarın sabah pazar olduğu için pazar sabahına erken bir şekilde uyanmak istiyorum. Yani öyle olsun istiyorum da bakalım yarın böyle dediğim akşamlarda pazar sabahında geç uyanıyoruz. Bakalım. Göreceğiz. Sizinle birlikte göreceğiz bunu. Bakalım pazar sabahında kaçta kalkacağımıza bakarız şimdi. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde makyajımızı çıkaralım. Ondan sonra artık uyuyabiliriz. Silhouettes of you are like a taunt.
what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Günaydın. Üşüdüğüm bir sabahtan size selam veriyorum. Erken kalktık. Pazarımızı erken kalkarak değerlendirdik. Şimdi bir pazar pazarına gideceğiz. Çarşıya çıkacağız, yani pazara çıkacağız. Birkaç almam gereken eksik var. Kahvaltı yapmadan önce de şöyle bir domates falan almak istiyorum. Domatesim falan da bitti. Pazara gitmeden önce bir mezarlığa uğrayacağız. Oradan da pazara geçiş yapıp eve gelip pazar kahvaltımızı yaparız. Bayağı duruş soğanlar mı yaşadın? Evet. Soğanlar. Onu mesela her zaman kullandığından biraz daha fazla kullanabilirsin ki güzel kokuyor, mis gibi kokuyor. Ne yapacağım? Üçünü de karıştırayım mı? Bunu alayım mı artık? Olur. Karıştırayım mı? Fark etmez. İkisini bir yere koymak olmaz herhalde, değil mi? Yani bence de. Yani 3-4 tane. Az koyma. İlk kez pazara gittik. Çok keyifli oldu ya. Ama salata. Yani akşam yemeği salatası gibi ama gerçekten... Ama salatan var ya bak. Bak bir şey diyeyim sana. Ateş ediyor. Bir tane böyle mi koyacaksın bu dolaba? Hı hı. Koyuyorum. Şunu alayım artık. Patates kızartacağız mı? Hı hı. Koyacak yer misin sen? Sonra 2023'e gideyim mi? Bir patatesle şey mi bu arada için? Soğan mı? Çaydan mı yaptın? Yeter değil mi ama sonunda? Sen hangisin? Mehmet Şef, Soner Şef mi? Ben yok. Ben Soner. Soner mi? Sen de sen. Ama birkaç dakika oldu yerine geldi. Bir şey var ya. Cips gibi olmuş maşallah. Menemen yarışması. En güzel menemeni senin yaptığını söylüyorlar. Bu değil. Bu en güzeli değil. Ama eğer bir gün... Eğer bir gün benden güzel bir menemen istersen... Evet. İşte ona doyamazsın. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Gördüğünüz gibi pazar kahvaltısını yaptık. O kadar güzel doyduk ve o kadar güzel bir pazar kahvaltısı oldu ki gerçekten uzun zamandır bu kadar güzel bir kahvaltı yapmamıştık Ali ile birlikte. Aslında önceki yaptığımız kahvaltılardan çok bir farkı yok gibi gözükebilir ama hani biz bayağı bir sağlıklı beslenmeye kendimizi vermiştik birkaç hafta boyunca. O yüzden böyle çok ayrıntılı kahvaltılar, çok çeşit çeşit kahvaltılar yapmıyorduk. Bu hafta birazcık kendimize ödül haftası oldu bizim için. Siz de zaten fark etmişsiniz. Biraz böyle bozduk gibi bir şey oldu ama bedenimiz birkaç hafta alıştı düzene. O yüzden çok fazla artık karşılık vermemeye başlamıştı. İşte kilo verememeye başlamıştık. Bir direnç göstermeye başlamıştı. Aslında devam etmemiz daha mantıklıydı. Farkındayız, biliyoruz. Ama biz birazcık da sonradan işte sıkılırız, tamamen bırakırız. Balkonda konuşuyorum ya, bütün arabalar şimdi geçecek. Sıkılırız, sonradan bırakırız düşüncesiyle birazcık böyle bu hafta kendimize ödül verelim istedik. Çok fazla böyle ağır bir şeyler tüketmedik zaten. Hani sağlıklı beslenmemizi çok da böyle bozacak, mahvedecek bir duruma gelmedik. Evet, hani tatlı falan yediğimiz de oldu. Ne bileyim işte
Böyle gördüğünüz gibi bugün bir kahvaltı yapıldı. Ama bunun tabii ki de devamı gelmeyecek. Bir süre sonra tekrar eski sağlıklı beslenmemize devam edeceğiz. Zaten ben spor yapmayı çok sevdim. Çok iyi geliyor bana. Gün içerisinde çok güzel enerji veriyor. O yüzden spor yapmaya da devam edeceğim. Hatta buna yürüyüşü de ekleyeceğim gibi duruyor. Ama sabahları o kadar çok soğuk ki hep üşeniyorum. Umarım üşenmeden başlayabileceğim. Neyse, bu konuşmamızı da yaptığımıza göre pazar kahvaltımızı da yaptık. Hatta üstüne bir de balkonda keyif çayı içtik Ali ile birlikte. Birkaç saat geçti yani kahvaltı üzerinden, sizin anlayacağınız. Ben kameraya anca elimi alabildim. Hatta bulaşık makinemi çalıştırdım ve çamaşır makinesine bir postada çamaşır attım. Normalde bugün atmayacaktım ama hadi dedim, çamaşırlarımı yıkayayım, güneş varken güzelce kurusunlar. Sonra da ütüsünü yaparım kuruduktan sonra diye düşündüm. Normalde pazar gününe iş bırakmayacaktım. Yani daha doğrusu iş yapmayacaktım. Ama bugün birazcık da böyle bir günlük temizlik işi de yapacağım gibi duruyor. Çünkü yarın misafirlerim gelecek gibi. Onun için süpürge tutacağım, yerleri sileceğim ve toz alacağım gibi de duruyor. Çok fazla ses olmaya başladı. Oraya geldiğinin farkındayım. Sonra konuşuruz o zaman. Devamında bakalım günün bizi neler bekliyor. Sizinle birlikte göreceğiz ama evde geçirdiğimiz bir gün olacağı benziyor. Doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who. Yarın misafirim var demiştim, hatırlıyorsunuz ki. Şimdi kurabiye yapacağım. Bir pişmaniye kurabiye tarifi gördüm, onu deneyeceğim. Kurabiyelerim hazır. Pişmaniye kurabiyesi diye geçiyor arkadaşlar. Bunları şimdi fırına koyacağım. Fırından çıktıktan sonra pudra şekeriyle üzerini süsleyeceğiz. Mozaik toplar yapacağım şimdi. O yüzden petibörlerimi böyle birazcık, birazcık değil bayağı ufak parçalara ayırıyorum. Şimdi mozaik toplarım için gördünüz, bisküvilerimi güzelce parçaladım. Şimdi üzerine böyle onunla buluşturmak için sos yapıyorum. Ve sonra onların hepsini top haline getireceğim. Size en son dün akşamda bırakmıştım. Dün akşamın üzerinden o kadar çok iş yaptım ki kameramın şarjı bitmişti, şarja takmıştım. Ondan sonraki işlerimi de hızlı hızlı yapacağım için de çok fazla elime kamerayı alamadım. Şimdi artık hazırlandım ve artık kamerayı elime alayım dedim. Size de merhaba diyeyim dedim. Dün söylemiştim, bugün misafirlerim gelecekti. Dün işlerimi hallettikten sonra hemen yatıp uyudum. Bayağı bir yorulmuştum zaten. Yani böyle hızlı hızlı günlük ev işleriyle uğraştım. Bir de birkaç çeşit yaptım. Şimdi size onları göstereceğim. Zaten hemen hemen birlikte yaptık ama yine de tam anlamıyla bitmiş halini görmediğiniz için şimdi tek tek gösterilecek hepsi. Şu an üzerinde streç var ama bayağı çikolata soslu bir brownie yaptım. O kadar güzel aslında gözüküyor ki streçten dolayı tam size gösteremeyebilirim. Şimdi açmayacağım. O yüzden bu şekilde çekmek zorundayım. Ve burada kısır yaptım. Sabah hemen erkenden kalkıp kısırımı da hallettim. O da bizi bekliyor yemek için. Çayımın da altını yaktım. Onu da demleyeceğim birazdan. Kahvelerim için sunumumu güzelce hazırladım. Şimdi onların, annem yani kimlerin geleceğini de söylemedim daha doğrusu. Bunları bir göstereyim, ondan sonra ona da bir değineyim. Şöyle gördüğünüz gibi çikolatalarımı da hazırladım. Fincanlarımı da hazırladım. Her zaman misafir geleceği zaman gelmeden öncesinde bu şekilde hazırlıklarımı tamamlıyorum ki geldiklerinde çok fazla bir şey unutmayayım veya onlara ayıracağım zamanı bu şekilde hazırlık yaparak kaybetmeyeyim istiyorum. Burada servis tabaklarım, çatal kaşığım,
Ondan sonra şu maşalarım. Bunları da çok fazla kullanmıyorum. Anca işte misafir geldiğinde falan kullanıyorum. White Antlerjen almıştım. Şunlara kısırı koyacağım bu kaselere. Yine kuşu tabaklarımı çıkardım. Bu zaten 5 ay olarak geçen bir takım olduğu için hep böyle misafirlere özenle çıkarmaya, kullanmaya önem gösteriyorum. Burada pişmaniye kurabiyesi var. Üzerine de pudra şeker yaptım. Dün akşam söylemiştim bunu yapacağımı. Buraya da mozaik bir top diyelim. Mozaik pasta yapacaktım. Sonradan brownie mozaik pasta tabii ki de olmayacağı için bu şekilde top yapmak istedim. Onu da güzelce böyle üçlü sunumluğum vardı. Oraya koydum. Bunu da kısır için nar ekşisiyle limonu da buraya dilimledim ve bıraktım. Gördüğünüz gibi bütün hepsi hazırlandı. Şuraya su şişemi koydum. Normalde bu işte meyve suyu falan ama şu anda çay içeceğimiz için suyu buraya koydum. Kahvemi bile hazırladım. Sadece suyu eklenecek. Yani böyle. Her şey hazır. Bu arada dediğim gibi kimin geleceğinden bahsetmedim. Annem ve arkadaşları gelecek. Daha önceden de size söylemiştim. Nülüfer teyze ve Özden teyze ile birlikte gelecekler. Annemin yakın arkadaşları. Elimde yıkayacağım bulaşıklar yıkandı. Bulaşık makinesi çalıştırıldı. Aha. Ve şimdi dışarıya çıkın. Hadi çıkalım o zaman. Saçımın halini görüyorsunuz. Dağılmış bir haldeyim. Ama kocanızın saçları böyle fönlü olur, bakımlı olur. Sizin saçınız böyle olur. Şimdi annemlerden geldik. O kadar çok üşüdüm ki. Boğazım şişti arkadaşlar. Yani bir anda kış geldi sanki. Şimdi bilgisayarımı alacağım, biraz edit yapacağım. Çünkü bugün hiç yapamadım. Ve bir an önce yetiştirmem gereken videom var. Dediğim gibi şimdi bilgisayarda birazcık işlerimi halledeceğim. Ama öncesinde size bir şöyle kameraya alıp konuşmak istedim. Saçımı topuz yaptığım için birazcık değişik bir dalga olmuş. Şu an çok düzensiz ve bakımsız olabilirim. Çünkü hiç keyfim yok. Acayip derecede üşüdüm dediğim gibi. Eve geldiğimde hemen uzun kolluya geçiş yaptım. Ve hatta ilk defa... Ay boğazım, konuşamıyorum bile. Ve hatta artık arkadaşlar bayağı kalın bir çoraba geçiş yaptım. Gerçekten şu an ayağımda havlu çoraplarım var böyle sıcacık tutsun diye. Şimdi bir boğaz spreyi yapacağım. Olmazsa dayanamayacak gibi olursam bir tane de ilaç içeceğim. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Tadımın kaçmasını istemiyorum. Bugün güzel bir gündü, dediğim gibi size de anlatmıştım. Annem, teyzem ve arkadaşları geldiler. Birlikte oturduk, vakit geçirdik. Güzel bir gündü. İkramlıklarımı zaten size gösterdim ama onlar varken çekemedim. Çünkü ilgilenmek istedim böyle. Çok fazla elime kamerayı alamadım. Zaten ikramlıkları hazırlarken de bazı yerleri çektim, bazı yerleri çekemedim. Böyle oldu yani. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım ama pek başaramadım bu sefer nedense. Bir de kameramın şarjı da bitmişti. Yarım yarım da çekmek istemedim. Biraz önce de işte annemlere gittik. Annemlerden geldik. Şimdi annem bana şişe domatesi vermişti. Onları bir yerleştireceğim. Kışın kullanmak için onları bir yerine yerleştireceğim. Dediğim gibi şimdi bilgisayarımı almaya yatak odasına geldim. Bunu da hemen salona götüreceğim. Ali televizyon izliyor. Onun yanında ben de işlerimi hallederim diye düşünüyorum. Ondan sonra şöyle yüzümü yıkarım, gece bakımımı yapar, yatarım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten konuşurken bile çok zorlanıyorum. Bir an önce kışlıklarımı çıkarmam lazım ama bu hafta onu yapabilecek gücüm yok. Ancak işte böyle birkaç tane eşyam var, onları giyeceğim. Açıkçası söylemek gerekirse hemen hemen 1 saat, 1,5 saattir edit yapıyorum arkadaşlar. Doğum günü vlogumun editini yaptım. Şimdi onu bitirdim, kayıda bıraktım. Ve şimdi yüzümü yıkamaya geldim. O kadar üşendiğim bir dakikadayız ki yani şuraya zorla geldim. Tir tir titriyorum, o kadar çok üşüyorum ki kesin üşüttüm zaten. Yani başka bir açıklaması olamaz. Hiç dikkat etmedim bu ara kendime. Ve havalar da bir anda zaten soğudu. Ve hiç dikkat etmediğim için de kesin kaptım zaten ben şifayı. Neyse, artık bir şekilde kendimize bakacağız. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Hem güneş kremi var hem de göz çevremde bir makyaj var. Güzelce çift aşamalı şekilde yüzümüzü yıkayalım. Bir de garnierimle güzelce çıkarayım. Ondan sonra üzerine sadece bir nemlendirici sürüp yatmak istiyorum. Artık gücüm yok yani bugüne dair daha fazlasını yapmaya. Hepinize iyi geceler diliyorum.
Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım, siz de gördünüz. Ama sesimden de anlaşıldığı gibi dün akşam hastayım demiştim. Hala daha hastalığım geçmedi ve biraz daha kendimi kötü hissediyorum. Galiba birazcık bağışıklığımı da düşürdüm, üşüttüm. Şimdi giyindim, şöyle ev kombini ile böyle spor kombin arasında bir şey yaptım. Şöyle üzerime bir sivit giydim. Altıma da biker tight'ımı giyip annemlere geçeceğiz. Ali de işten geldi. Annemlere geçeceğiz. Annem seni birazcık iyi etsin, oraya gidelim dedi. Şimdi oraya geçiş yapacağız. Eşyalarımı da hazırladım. Şimdi kameramı da yanıma alacağım. Bu şekilde sizi de bilgilendirmek istedim. Arkadan kettle'ın sesi geliyor olabilir. Kahve yapacağım şimdi. O yüzden bir kettle'a su koymuştum. Onun kaynamasını bekliyorum. O sırada da kamerayı elime alayım istedim. Evet, eve geldik gördüğünüz gibi. Annemlerle kahvaltı falan yaptık. Sonra Ali'nin evde tabletinin şarj cihazı kaldığı için mecburen eve geri dönmek zorunda kaldık. Yoksa bugün de annemlerle akşam yemeğini yiyip öyle gelecektik. Ama durumlar değişti. Pazara falan gidecektik annemle ama hiçbirini yapamadık. O yüzden de çok bir şey çekemedim. Eve geldik dediğim gibi. Şimdi kahvemizi yapacağım. Birazcık kahve keyfi yaparız. Ali'yle karnımız tok. Ali işten gelince hemen bir şeyler yemiştik. Ondan sonra bakarız duruma göre. Bugüne dair neler yapacağımıza birlikte karar veririz. Bu şekilde. Vlogumuz biraz karışık oldu bu sefer yine. Bakın, yılın ilk mısırını patlatıyorum. Olabildiğince az yapmaya çalıştım ama şu an az mı yaptım, çok mu yaptım bilmiyorum. Olunca göreceğiz. Evet, bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki vlogda görüşürüz inşallah. Görüşünceye dek. İnşallah. Görüşünceye dek diyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeye tıklamayı, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tschüss. Bye.